Herkese merhaba, ben Murat. İlk defa geliyorsanız Motoburizma'ya hoş geldiniz. Bu kanal motosiklet konularının işlendiği ve aynı zamanda gezi, gözlem ve yer keşiflerinin yapıldığı eğlence amaçlı bir kanaldır. Bugünkü konumuz biraz hassas bir konu. Motosiklet almaya ailemizi nasıl ikna ederiz? Buyurun izleyin. Bu konu çok hassas bir konu. Şimdi ben de iki çocuk babasıyım. Açık söyleyeyim, bir kızım bir de oğlum var. Şimdi bu çocuklar, el emeği göz nuru büyütüyoruz biz bu çocukları. Yani ağladıkları zaman biz üzülüyoruz. Başına bir iş gelmesini hiç istemiyoruz. Sürekli ilgi alaka, düzgün severek bakıyoruz. Neden? Kendi evladımız. Anneniz de babanız da emin olun sizin kötülüğünüzü istemiyor. Bir kere motosiklet alacağınız zaman veya motosiklet almaya karar verdiğiniz zaman bu olayı en başta bir düşüneceksiniz. Yani siz dış kapının mandalı değilsiniz. O insanların evlatlarısınız. Size bir kere karşı çıkıyorlarsa veya atıyorum böyle bu olaya biraz ılımlı davranmıyorlarsa, ılımlı bakmıyorlarsa yani onların ikna edilmesi lazım. Yani trafikte dedim haberlerde orada burada sürekli görüyoruz. Sürekli motosiklet kazaları, aslında otomobil kazaları vesaire çok daha fazla oluyor ama nasıl bir tabir vardır üvey anne diye. Bir üvey anne duyduğunuz zaman hemen böyle kötü anne aklınıza gelir ya. Motosiklet veya haberlerdeki o olay kazalarda da öyle. Motosiklet kazası dediği zaman herkes böyle bir dikilir bakar. Evet, şeytan icadı kesin bu. Bu insanların içine işlemiş. Bunu en güzel size nasıl anlatırım diye ben düşündüm, taşındım. Şuna karar verdim. Ben kendi hikayemi size anlatayım. Nasıl motosiklet aldım? Motosiklet almak için ailemi nasıl ikna ettim? Ben bundan size bahsetmek istiyorum. Lise döneminde başlıyor bu olay. Lise döneminde benim kuzenim bir gün onlara oturmaya gitmiştim. Bak dedi, ne aldım ben? Ne aldım? Bir baktık, mobilet. Mobilet, motosiklet bilirsiniz hani böyle 50 cc iki zamanlı, işte şey yok, vites yok vesaire, gaz açıyorsunuz gidiyorsunuz. Yani şu zaman artık pek yok ama eskiden, yani dediğim ne oluyor, 98-99 yıllarından açık ve net 39 yaşındayım. Yani 99'lu 98'li yıllarda ortalıkta mobilet kaynıyordu. Hatta böyle modifiye ediliyordu vesaire bilmem ne. Neyse. Yani o zaman için hiç aklımda motosiklet bir şey yoktu. Veya atıyorum böyle bisiklet sürmeyi çok severdim. Beraber gezmeye başladık. İşte oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Tabii ehliyet yok, bilmem ne yok. Ara sokaklardan kask yok, bir şey yok. Zaten iki kişi 50 ile falan gidiyor. Yani hız da yapmıyor. Hatta böyle yokuş çıkamıyor diye iniyorduk. İktiriyorduk bilmem ne. Yokuşun ortalarında motosiklette atlıyorduk. İcabında iniyorduk. Motosiklet yukarı çıkıyordu. Ben de yukarı çıkıyordum bineyim diye. Orada o motosikletin tadı yavaş yavaş gelmeye başladı bana. Yani beğenmeye başladım. O ne keza öteki kuzenim, başka bir tane daha amcaoğlum diyeyim. O da aldı. Aa, onların da arkadaşları var falan. 4-5 böyle motorlu geziyoruz vesaire. Tamam, o dönemde bende motor yok. İşte onun arkasına biniyorum vesaire. Ama bir müddet sonra motosikletlerde problem çıkmaya başladı. Yani hakikaten arka rulmanları değişiyor. İşte bozuluyor bilmem ne. Yani Allah var, iki kişi gitmiyor. Bu sefer adamlar demeye başladı ya, işte Murat, yani olmuyor bak, görüyorsun iki kişi gitmiyor bu, yani al sen de beraber gezelim bilmem ne. İyi tamam, ben o gazla geldim babama, dedim ki baba ben işte mobil açacağım, bilmem yani mobilet istiyorum ben, işte bana bir motor alır mısın falan. Aa, babam hani biraz despottur, açık söyleyeyim, bana bir bağırdı çağırdı bilmem ne. Oo, gitti benim motosiklet, böyle hiç düşüncem kalmadı. Ne zaman onlara gidiyorum, işte arkadaş çevresi beraber, yani akrabalık bizde fazla var, işte
Tamam hadi gidelim mi gidelim. Ay hadi görüşürüz. Ben eve geliyorum. Bunlar geziyor dolaşıyor. Ben eve geliyorum. Bunlar geziyor dolaşıyor falan. İyice benim asabım bozuldu. Yani babamı bir gün çok ağır sıkıştırdım. Ya dedim baba sen beni karakoldan mı topladın? Sen beni derslerim mi kötü? Okuldan mı atıldım? Yani adam mı dövdüm? Kapıya mı dayandılar? Dedim hani ben kötü insan değilim ya bak ona bunu almışlar al bana da yemin ederim dedim bak insan gibi kullanacağım yani bu bedenin içinde ben varım bu cana ben salak bir insan değilim ki. Ya işte falan filan iyi hadi bilmem ne dedi vallahi böyle giydik ceketleri kapıya doğru çıkıyor tak kapıda benim abim. Gördü ikimiz beraber kolay kolay gitmeyiz yani bir tarafa. Hayırdır baba? Ya tutturdu dedi eşek sıpası motor istiyorum motor istiyorum dedi ne istiyorsun sen motor. Ben dedi bu yaşta dedi senin mezarına gelip ağlamak istemiyorum. Anam babam bir duydu bunu. Abim var ya böyle çorba mani böyle kanlı et doğradı resmen. Yok dedi sana motor motor bilmem ne dedi gözüm görmesin. Allah yani adam o kadar sinirli ya babamı tanıyorum ben. Öyle bir sinirli bir şekilde söyledi ki bitti. Daha bir kere daha ben bu açamadım. Zaten birkaç yıl içerisinde yani bizim çocuklar da büyüdü amcaoğulları o sattı o sattı bilmem ne yıllar geçti vesaire. Bu bahsettiğim 97-98 2007 yılına geldik. Böyle gene bir hortladı hani sigarayı bırakan tipler olur ya böyle 3 sene 5 sene sonra bir telkin gelir böyle. Yani ben de zamanında içtim bıraktım arada o telkin geliyor. Fabrikada çalışıyorum teknik bakımcıyım. Bir baktım arkadaş motorunla geliyor gidiyor bilmem ne. Tabii yani vitesli büyük motorlardan. Motosiklete baktım. Ya dedim ne kadar güzelmiş ya bilmem ne. Hatta arkadaştan izin aldım üstüne oturdum vesaire. Ya dedim ne güzelmiş. Al dedi oğlum sen de bir tane. Yok be ya dedim nereye alacaksın ya. Yani babamla zamanda takıştık gittik oğlum diyor. Fi tarihinde sen dedi hani şimdi al. Param var mı? Ya dedim param var. Ya dedi sen dedi bu yaşta dedi yani sen babana mı soruyorsun olur mu ya dedim o baba dedim ataerkiliz biz yani onun lafından sözünden çıkılır mı ya yani ana baba sözü dinleme ne olacak hani kılavuzu kargo olanın burnu bilmem neden çıkmaz hesabı. Ya ben bir baktım Allah böyle bütün kafa kanalize olmuş o evliyim işte eşime söylüyorum motosiklet bilmem ne ona motosiklet buna motosiklet artık farkında olmadan babamın yanına da anlatmaya başlamışım işte motor şöyle motor böyle bilmem ne. Babam artık şey diyor bana oğlum diyor bak motorla ilgili konuşacaksan çık şu odadan dışarı seni duymak dahi istemiyorum. Ya adam andırmıyor bile. Normalde mesela sürekli konuşuruz bir şeyler anlatırız bilmem ne adam andırmıyor bile konuşturmuyor bile beni. Bir gün ben böyle artık iyice yükseldim çok sinirlendim. Baba dedim gel bakayım şöyle bir benim karşıma geç. Dedim baba bak evlendim barklandım. Dedim hani bak işe gidiyorum geliyorum. Dedim kolay kolay ben senin sözünden de çıkmam. Burnumun dikine de gitmem. Sen dedim babam Boşnak'tır eski Yugoslavya göçmeni. Orada artık bir güvercini bir görmüş. Adam şu an itibariyle 72 yaşında 10 yaşından beri güvercin bakıyor. Ama bakmak ne kelime hani dönek misiri bilmem ne falan. Gözü gibi bakıyor. Yani tatilleri arada keserdi gelirdi güvercinler aç kalması vesaire. Mesela güvercin kaçar çıldırır bir tane azman tutar atıyorum 3-5 liralık. O 20-30 yani bize git harçlık iste ne istiyorsan versin vesaire böyle. Yani inanılmaz tutkulu. Dedim baba bak. Sen nasıl ki dedim güvercinleri çok seviyorsun. Güvercinlere gözün gibi bakıyorsun. Senin hayatının bir parçası oluyor. İnanıyorum ki hayata dair çok güzel kararları, en güzel kararları o dinginlikte, o stresini attığın an, o güvercinlerle oyun oynarken, ilgilenirken aldın. Yani bu senin güvercinlerin hayatın. Baba dedim, bırak benim de güvercinim olsun. Benim de güvercinim şu motosiklet olsun. Bak dedim söz veriyorum şanım, şerefim, haysiyetim üzerine yemin ederim. Ben dedim evliyim bak çocuğum var insan gibi süreceğim. Hız gerektiği zaman yapacağım. Hız yapmayacağım yani daha doğrusu kurallara uyacağım. Kask, mont, eldiven, dizlik, dirseklik bilmem ne. Ne gerekiyorsa bak yeminler olsun hepsini alacağım. Ehliyeti de alacağım.
sürüş eğitimlerine de gideceğim. İnsan gibi süreceğim. Bir kere dedim bir kazaya karışırsam veya derler ki Murat bak abuk subuk kullanıyor bilmem ne dedim benzin dök yak o motoru helal hoş olsun. Bu tarz yani tabii o dakika daha duygusal bir ortama bağlanmıştı olay. Adam etkilenmiş. Etkilenmiş. Sadece şunu diyebildi bana. Hiç bağırmadı, hiç sızlanmadı veya atıyorum bir çık dışarı defol git falan da demedi. Oğlum bak, hayat senin hayatın. Ben ömrümü verdim, çalıştım, çabaladım, bir şeyler yaptım. Siz daha rahat yaşayın diye. Şu saatten sonra başınıza iş gelmesin. Bak arabam var ki o arabam vardı o zaman. Arabanla gez dolaş ama sen bilirsin. Yani bak yine söylüyorum hayat senin hayatın. Benim motosiklet almama parası cebimde olmasına rağmen her zaman ama her zaman karşı çıkan adam ne yaptı biliyor musunuz mu? İlk motosikletimi o aldı. Tamamını o finanse etti. Madem istiyorsun dedi, al dedi parasını, ilk motosikletimi bana babam aldı, ellerinden öperim. Ama ne oldu? İnsan gibi konuştum, insan gibi anlattım. Yani şunu anlatmak istiyorum size. Aileniz karşı çıkıyorsa bu paradan veya bir şeyden olma ihtimali düşük. Sizi sevdiği için karşı çıkıyor. Yani siz o kadar önemlisiniz ki o insan için hala onun bebeğisiniz veya çocuğusunuz. Yani size bir şey olmasından korkuyor. Ailenize şu şekilde anlatabilirsiniz. Bunun riskli olduğunu bildiğinizi söyleyeceksiniz. Motosiklet riskli ama ekipmanları giyeceğim. Söz veriyorum onlarsız kullanmayacağım. Tabii ki ehliyetini alacağım ceza meza olmasın ama mümkünse bununla ilgili dergi, döküman, video icabında kurslara gideceğim. Orta ileri seviye eğitimlere katılacağım. Güzel bir şekilde kullanacağım. İnsan gibi kullanacağım. Bu şekilde söylerseniz onların yüreğine su serpersiniz. Bu sefer ne olur? Sizin menfaatinize olur. Bu sefer ailenizin gönülden rızasını aldığınız zaman inanın ki daha rahat kullanırsınız. Daha böyle özgüveni yüksek şekilde kullanır, daha çok zevk alırsınız. Ya şu dünyadaki hani bir yerde bir şey okumuştum, biraz da dokunmuştu. Ne diyordu? Bir kadın bir yoruma karşı yazmıştı. Hayattaki, ömürdeki en güzel günler anne ile babanın olduğu günlermiş. Allah gecinden versin. Yani hiçbir zaman annenizi, babanızı ya bir motosiklet için, bir şey için üzmeyin. Katiyen hayır diyorsa onların altıncı hisleri çok kuvvetlidir. Tevekkül edin, Allah'a bırakın, izin verdi, verdi, vermedi, inanın bu menfaatinize. Çok aşırı da ısrar etmeyin. Belki Allah korusun sonunuz ondan olacak. Veya dediğim gibi adam gibi anlatın, söyleyin bak kılık kıyafet vesaire bak güvenlik bilmem ne. Tekrara düşmeyeyim aynı şeylerden zaten %90 izin verir. Şey bile diyebilirsiniz bak küçük bir şey alacağım bakkala çakkala gitmeye. Gözünü alıştırırsınız yavaş yavaş yükseltirsiniz veya tutup da bir kere de atıyorum Goldwing gibi bir motor sokmayın. Kalp krizi geçirtirmeyin insanlara. Ufak tefek bir şeyler. Yine söylüyorum gönlünü alın, gönül rahatlığına rahat rahat sürün. Gönlünü alamazsanız bırakın bu sevda, motosiklet son nokta değil. Otomobil alın, tekne alın, balıkçılık yapın, zıpkınla, ne bileyim böyle işte planörlük yapın, kano işi falan uğraşın. Onlar da güzel şeyler. Yani motosiklet yoksa hayat bitti gibisinden değil. Tamam zevkli mi? Evet zevkli ama inanın annenizden, babanızdan ve onların size olan duygularından inanın ki önemli değil. Bununla ilgili bir hikayeniz varsa açıklama kısmına özet şeklinde yazarsanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Beğenmediyseniz yani dislike tuşuna da basabilirsiniz. Hiç problem değil. Bunlar beni kalibre ediyor. Size daha kaliteli, daha güzel videolar sunmak için bu tarz böyle öz eleştirilere de çok ihtiyacım var. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka motobolizma videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.